Apple dün akşam bir lansman gerçekleştirdi ve bu lansmanda profesyoneller için yeni cihazlarını duyurdu. Şöyle duyurdu: 4 kat daha hızlıyız, 17 kat daha hızlıyız, 11 kat daha hızlıyız. Tamam, hızlısın ama insanlar genelde ya da işte şirketler %40, %50 hızlı olur. Direkt Apple bam 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 11 kat hızlıyız diyerek konuya girmeye başladı. Bu videoda sizlerle beraber lansmanı özet geçeceğim. Lansmanı, haberleri, işte Twitter'daki gündemi takip etmekten uzaksanız bu videoyu izledikten sonra Apple'ın dün neler yaptığını, fiyatları ve yorumları direkt olarak bu videonun içerisinde görebileceksiniz. O zaman gelin lansmanın sırasıyla başlayalım. Apple Park'ta Tim Cook konuşmaya başladı. Her zamanki gibi ilk başta bu zamana kadar bunları yaptık, şunları yaptık, sunduğumuz ürünler şunun gibi deneyimleri bizlere sunuyor dedi ve Apple Müzik'le konuya girdi. Apple Müzik'ten sonra da AirPods'la alakalı bir şeyler duyar mıyız derken AirPods hakkında da yeni bilgiler geldi. Apple Müzik Voice plana kavuştu. Normalde 10 dolara ABD'de Apple Müzik'i kullanırken artık 5 dolara uzamsal ses gibi farklı özelliklerden sıyrılmış ve daha uygun fiyatlı bir Apple Müzik üyeliğini alabiliyorsunuz. Ancak bu üyelik kullanıcılara Türkiye'de sunulmayacağı için çok fazla üstünde durmayacağım. Ardından HomePod Mini'ye geçtik. HomePod Mini zaten biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Evimizdeki sesli asistandı. Bu da Türkiye'de satılmıyor. Çünkü İngilizce bir sil içerisinde bulunuyor ve Türkiye'de satılmamasının en büyük sebeplerinden birisi de bence bu. Şöyle açıklamak gerekiyor. Küçük bir hoparlör gibi düşünün. Hey Siri dediğiniz anda direkt olarak size istediğiniz cevabı verebiliyor. Konuşmalarınızı gerçekleştirebiliyor ve müzik açabiliyor. Biliyordunuz HomePod Mini'nde yeni renklerine bu lansmanla beraber kavuşmuş olduk. Ardından da şunu söylediler: Apple Müziği kullanmanın en iyi yolu kablosuz bir şekilde kullanmak dediler ve artık AirPods 3'ün sahneye çıkacağını anlamıştık. AirPods 3 sahneye çıktı ve ilk defa AirPods ömründe bir tasarım değişikliğine gitti. Bakın, AirPods ile AirPods Pro'nun arasındaki tasarımsal değişiklikten bahsetmiyorum. O Pro. Ama düz model olan 1. ve 2. nesilde şu anda görmüş olduğunuz tasarımı kullanırken artık yeni nesil bir tasarımı geçtik. Yani ömrü boyunca ilk defa AirPods bir tasarımsal değişikliğe gitti ve şu anki tasarımı beğenip beğenmediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. AirPods'un ilk olarak özellikleri açıklandı. Ardından da ABD'deki fiyatı açıklandı. Tabii ki bir lansmanın sonuna doğru fiyatı öğrenmiş olduk, Türkiye'deki fiyatı. Çok da hevesli değildik. Yani şunu da söylemek gerekiyor. Apple lansmanı izlerken fiyatlar bizi biraz üzdü. Çünkü bugün itibariyle dolar rekor kırmış durumda ve 9.30'luk bir kurla çarptığımız bir rakam var. Bundan dolayı da ben her şeyin sonunda önce doları, ardından da Türkiye fiyatını sizlere söyleyeceğim. AirPods 3 uzamsal ses teknolojisine sahip yepyeni bir tasarım mottosuyla karşımıza çıkartıldı. Uzamsal sesi şöyle açıklamak istiyorum: bizi her yönden çevreleyen bir ses deneyimi. Dinamik kafa izleme özellikle uzamsal ses teknolojisi şöyle çalışıyor. Kulaklığı kulağınıza takıyorsunuz. Ardından da aynen kafanız takip ediliyor ve dönmüş olduğunuz yöne doğru ses nereden geliyorsa o tarafa doğru ses hareket ettiriliyor. Şöyle düşünün, uyumlu bir video izlediğinizi düşünün. Önünüzde bir çatışma var, arkanızda bir bomba patlaması var. Siz AirPods 3. nesli kulağınıza taktığınız zaman sesin arkadan mı, önden mi geldiğini anlayabiliyorsunuz. Kafanızı çevirdiğinizde de ses buna göre hareket edebiliyor ve uzamsal ses özelliğiyle beraber ses sizi çevreliyor. Adaptive Equalizer özelliği de burada karşımıza çıktı. İç kısım mikrofonlar duyduğumuz sesi algılıyor. Düşük ve orta aralıktaki frekans gerçek zamanlı olarak bize özel ayarlamalar yapıyor. Bu sayede her şarkının detayları ortaya çıkmış oluyor. Bu özellikler aslında AirPods'larda bize sunulan özelliklerdi. Ancak biliyorsunuz ilk olarak AirPods tanıtıldığında ikinci nesille sadece çip gibi şeyler değiştirilmişti. Artık Apple 3. nesille beraber daha profesyonel özellikleri de bu cihaza koymuş gibi gözüküyor. AirPods'un özelliklerine bakmaya devam ettiğimiz zaman tere ve suya dayanıklı olduğunu görebiliyoruz. Daha hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ve uzun bir batarya ömrüne sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. 5 dakikalık şarjla 1 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki bataryayı tamamen doldurdunuz. Kulaklığı çıkartıyorsunuz, kulağınıza takıyorsunuz. 6 saat boyunca kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ardından da kulaklığı kutusundan 5 defa daha şarj edebiliyorsunuz. Totalde 30 dakikalık bir şarj ömrüne ulaşmış oluyorsunuz. Bunlar radikal süreler mi diye soracak olursanız hayır değil. Zaten Android tarafındaki ya da diğer bağımsız kulaklık üreticileri bunu zaten yapıyordu. Artık çoğu marka 50 saatlere de ulaşmış durumda. Ama AirPods şu anda 30 saatlik bir kullanım süresiyle, ki bu da güzel bir süre, onu da söylemiş olayım. Hani daha iyileri var ama en iyisi değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Güzel özelliklerle karşımıza çıktı. AirPods'la konuşmalar yaparken insanlar zorlanıyordu. Özellikle dışarıdan gelen rüzgarlar bizleri üzüyordu. Dışındaki tel örgü, ki Apple burayı da biraz övmüş ama ben övmeyeceğim, dışarıdan gelen sesin biraz daha mantıklı olmasını sağlayabiliyor. Dış mikrofon kulaklık uçlarının her birisinde yer alıyor. Şimdi tasarıma baktığımız zaman burada kuvvet sensörlerini de görebiliyoruz. Kuvvet sensörüyle beraber müziği durdurma, oynatma, arama cevaplama özelliklerde AirPods 3 ile beraber karşımıza çıktı. Yani kulaklığı sıkarak, ki bu diğer markanın kulaklıklarında da vardı zaten, kulaklığı hareket edebilmek artık gayet normal. Yeni AirPods, MagSafe, Hey Siri, anında mesaj cevaplama,
bağlama, ses paylaşımı, anında bağlanma, birden fazla ürüne bağlanma gibi özelliklerle karşımıza çıkarken yeni kodeklerle beraber FaceTime'da HD ses kalitesini bizlere sunabiliyor. Aynı zamanda uzamsal ses özelliğini de FaceTime'da bizlere verebiliyor. ABD fiyatı 179 birim para olarak açıklandı. Yani burada işte burada satılsa 179 liraya gidip satın alabilecektiniz. Ancak biz bu cihazı Türkiye'de satın almak istediğimiz zaman 2000 lira gibi bir fiyat vermemiz gerekiyor. Ben lansmandayken AirPods Pro'nun, ki AirPods Pro daha iyi bir kulaklık AirPods 3'ten, AirPods Pro'nun hepsi buradaki fiyatına baktım, 2000 liraydı. Apple'ın sitesine bakıyorum, AirPods 3 2000 lira. Ondan sonra fark ettim ki bugün itibariyle AirPods Pro'da 2400 liralık bir fiyata ulaşmış. Aynı zamanda AirPods Pro 2500 liralık fiyatından 2900 fiyata da Apple'ın internet sitesinde zam yemiş. İşin özü şu, Apple ürünlere zam yapacak deniyordu ama sadece AirPods Pro'da bir zam görmüş olduk. Onun dışında iPhone gibi ürünlerde zam olmadı. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Olur mu? Neden olmasın? Çünkü dolar bir gün, yani dolar 1-2 gün içerisinde 1 lira zamlanırken Apple'da tabii ki cebinden ödeyecek değil bu farkı diye düşünüyorum. Yakın zamanda telefonlara çok ciddi manada zam gelebilir. Gelelim lansmanda en çok beklenen ürünlere. 14 inç ve 16 inçlik MacBook Pro'lara. Bu MacBook Pro'lar tanıtıldı ve içerisindeki yeni işlemciler bizlere anlatıldı. Aslında MacBook Pro'lardan çok içindeki işlemcileri merak ediyorduk. M1 Pro ve M1 Max karşımıza çıktı. Apple konu hakkında şunu söylüyor. Profesyoneller için tasarlanan ilk Apple çipler M1 Pro veya M1 Max. Yani şunu anlıyoruz. Apple 13 inç MacBook Pro'nun içerisindeki çipi bir Pro çip olarak görmüyor. Yani bu bizi biraz üzdü. Onu söyleyeyim. Yani sen MacBook Pro'nun içerisindeki çipi şu anda biraz dışarı itmişsin gibi duruyor ama bu konuda haklı olabilir. Çünkü M1'in üstüne çok yol kat etmişler ama M1'i de bayağı bize övmüşlerdi. Aklıma sadece böyle bir soru işareti tanıtıldı. Şimdi şöyle anlatayım sizlere. 14 inçlik MacBook Pro ve 16 inçlik MacBook Pro tanıtılırken yeni işlemciler de tanıtıldı. Ben ilk olarak sizlere MacBook Pro'lardan bahsedeceğim. Ardından da içerisindeki işlemcilerin ne kadar güçlü olduğunu anlatacağım. 14 ve 16 inçlik olmak üzere iki yeni farklı MacBook Pro modeli bizlere tanıtıldı. Tasarımsal olarak değişikliğe gittik. Şu anda da tasarımları görebiliyorsunuz. Ayrıca geriye büyük bir dönüş var. Hafıza kartı okuyucu, HDMI girişi ve Thunderbolt şarjı burada görebiliyoruz. Şimdi peki şunu düşünebilirsiniz. Eğer video editlemekten uzaksanız ya da bu cihazın içerisinde tasarım, farklı detaylarla uğraşmıyorsanız, bilgisayarı sadece mail ve oyun için kullanıyorsanız şunu düşünebilirsiniz. Ya HDMI girişi, hafıza kartı girişi ne yapacağım? Apple bu bilgisayarı tasarımcı, video kurgulayan insanlar, fotoğrafçılar için tasarlıyor. Yani profesyonel bir kullanıma tasarlıyor ve içerisine hafıza kartı takacağız. Yani ben kameradan çıkartıyorum hafıza kartını, bilgisayara getiriyorum, dönüştüreceğe ihtiyacım var. Bu kafadan kurtulmamız gerekiyordu ve Apple ne yaptı? Hafıza kartı girişini bilgisayara oturtturdu. Aynı zamanda HDMI çıkışını da görüyoruz. Bakın bizim buradaki mesela kameraman arkadaşım bu videoyu alacak ve bu Pro'da montajlayacak ve ikinci bir ekrana ihtiyaç duyuyor. İkinci bir ekran içinde yine dönüştürücü kullanıyordu. Artık bir HDMI çıkışımız bulunuyor. Şimdi tasarımsal özelliklere baktığınız zaman karşıdan ekrana baktığınızda artık bir çentik görebiliyoruz. Apple ekranı o kadar büyütmüş ki 14 inç olarak adlandırılan modelde 14.2 inç, 16 inç olarak adlandırılan modelde 16.2 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Buradaki ekranın detaylarına baktığımız zaman Liquid Retina XDR ekranı görebiliyoruz. 1000 nitlik bir parlaklığı destekliyor. Gerektiği yerde 1600 nit parlaklığa çıkıyor ve 10.000 tane mini LED'den oluşuyor. Aynı zamanda ProMotion teknolojisi de bizleri karşılıyor. Yani ekran yenileme hızı tarafında 120 Hz'e ulaşabiliyor. Gerek olmadığında da bu Hz'i düşürerek batarya tarafında bizlere yenilikler sağlıyor. Fark ettiniz mi? Touch Bar'a veda etmişiz. Apple çok büyük bir hevesle sunduğu Touch Bar'ı artık 2021 yılında bilgisayarlarında bizlere göstermiyor. İşin açıkçası Touch Bar'ı seviyordum. Siz seviyor muydunuz, sevmiyor muydunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi MacBook Pro'nun dış tasarımına baktığımıza göre artık içerisine girebiliriz. Bu bilgisayar ne kadar güçlü ve bunu bir anlamamız gerekiyor. Baktığınızda içerisinde 14 ve 16 inçlik MacBook Pro'da iki farklı çip tercih edebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi M1 Pro, bir diğeri de M1 Max. M1 Max'i 14 inç modelde de 16 inç modelde de tercih edebiliyorsunuz. Apple'ın internet sitesine girdiğiniz zaman öncelikle hangi boyutu almak istediğinizi, ardından da bu boyutu nasıl yapılandırmak istediğinizi ona söyleyebiliyorsunuz. Peki nedir bu M1 çiplerin marifeti diye soracak olursanız işin bomba tarafını anlatmaya başlıyorum. Apple uçuşunuzu seçin diyor ve bize bu çipleri anlatmaya başlıyor. Ben de anlatıyorum. M1 Pro'ya baktığımız zaman aşırı hızlı diyor. 10 adede kadar çekirdekle yapılandırabilen işlemci, 16 adede kadar çekirdekle yapılandırabilen grafik birimi, 32 GB'a kadar bellek, 32 GB'a kadar
kadarda birleşik belleği görebiliyoruz. Bakın kadar diyorum. Çünkü dediğim gibi yapılandırabiliyorsunuz. M1 Max'e baktığımız zaman da aşırı hızlıdan da hızlı diyor ve 10 çekirdekli işlemci 32 adede kadar çekirdekle yapılandırabilen grafik birimi 64 GB'a kadar birleşik bellek. Her iki çip de M1 çipi oranla daha fazla CPU çekirdeğine sahip diyor. Yani işlemci tarafında daha fazla çekirdeğine sahibiz. Daha fazla grafik birimi çekirdeği ve daha fazla birleşik bellek burada bulunuyor. Yapay öğrenmeye süper güçler kazandıran bir neural engine ve ProRes formatını destekleyen gelişmiş bir medya motoru da M1 Pro ve M1 Max'in içerisinde bulunuyor. Ayrıca verimlilik tarafında bu iki işlemcilerin her biri 8 adede kadar yüksek performans çekirdeği ve 2 adet yüksek verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Yani bilgisayarı standart işlerde kullanırken verimlilik eğer böyle zorlamaya başlar, onu biraz kışkırtmak isterseniz de performans çekirdeklerini kullanmaya başlıyorsunuz. Peki Apple bu konuda iddialı mı? Gerçekten iddialı. Şu anda grafikleri görüyorsunuz. Diyor ki biz sektördeki en verimli işlemciyi ortaya çıkarttık diyor. Bilim bazda gerçekten verimli. Bu batarya tarafına da yansımış durumda. Öyle ki rakamlara baktığımız zaman 14 inçlik model 17 saate kadar video oynatabiliyor. Kablosuz bağlantıyla 11 saate kadar internette gezindirebiliyor. 16 inçlik modeli 21 saat boyunca video oynatma için 14 saat boyunca kablosuz bağlantı içinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazlar hızlı bir şekilde şarj olabiliyor ki bunlar ciddi rakamlar. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Apple internet sitesinde ve lansmanda şunu söyledi. Ne kadar hızlıyız? Ya eski nesile göre 11 kat hızlı olmak, 17 kat hızlı olmak, 4 kat hızlı olmak bunlar az buz şeyler değil. Ama şunu da söyleyeceğim. M1 bize çok büyük vaatlerle tanıtılmıştı. Bugün M1'i biraz yormaya başladığımız zaman yoruluyor. Tabii bu nasıl kullandığınıza da bağlı. Shift8 ofisinde gerçekten profesyonel bir şekilde M1 işlemcili bir MacBook Pro kullanıyoruz ve yeri geldiği zaman bizi biraz yavaşlatabiliyor. Şimdi önümüzdeki çipe sahip MacBook'lar bu ofise gelecek ve gerçekten onları zorlayacağımızı söylemem gerekiyor. Kısaca baktığımız zaman fiyatlar hakkında da konuşmak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Apple bu bilgisayarları $2000 14 inç ve $2500'lık bir 16 inç fiyat etiketiyle ABD'de pazara sunacak. Asgari ücretten işte ya kafa kafaya geliyorlar ya da biraz daha fazla çalışmanız gerekiyor. Eğer Türkiye fiyatını merak etmek istiyorsanız, yapılandırıp fiyatın ne kadar olacağını merak ediyorsanız da internet sitesine gidip bakabilirsiniz. Hadi kolaylık olsun, biz de biraz ekrana verelim. Gerçekten söylemek istemiyorum ki orada da fiyatlar çok yüksek ama şunu unutmayın. Apple'ın ABD'deki fiyatını 9.30'da çarpıp Apple'ın ne kadar kardan feragat ettiğini de vergiyi çıkarttıktan sonra görmeniz gerekiyor. Ben burada Apple'ı savunmuyorum ama teknolojinin aslında bu kadar pahalı olmadığını, bize biraz pahalı olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Özetlemek gerekirse Apple Müziğe yeni bir plan eklendi, bizi ilgilendirmiyor. HomePod Mini'yi satın almak isterseniz, yurt dışından Türkiye'ye getirmek isterseniz çok güzel renklere sahip. Ve ardından AirPods 3, AirPods Pro ile rakip olabilecek özelliklerle gerçekten güzel gelişmelerle karşımıza çıkartıldı ve 2000 liralık bir fiyat etiketine sahip. Şöyle söyleyeyim, ihtiyacım olsaydı AirPods 3'ü alırdım. Gerçekten pahalıymış gibi duruyor ama bu kablosuz kulaklıklar hayatımızı kolaylaştırabiliyor. İki farklı büyüklükte MacBook Pro, farklı yapılandırma seçenekleri bu zamana kadarki taşınabilir bir bilgisayardaki en güçlü ekranıyla karşımıza çıktı. En güçlü işlemcilerle kafa kafaya çarpışabilecek ve uzun 20 saatlik batarya ömürleriyle bizleri 40.000 liralık 25.000 liralık fiyatlarıyla karşıladı. Evet, biraz teknolojiyi konuşuyoruz ama dün lansmanda en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de fiyattı. Ben videoyu burada kapatıyorum. Uzun bir video oldu, farkındayım. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.